İşinin ilk gününde Jamie, Victoria'ya merhaba diyerek iyi bir izlenimde bulunmayı dener. Fakat görmezden gelinir. Victoria içeri girer ve yeğeni Jennifer'ın kızgın bir halde orada olduğunu görür. Halasını görür görmez televizyonu açar ve şirketin tek kişilik ordu olarak bilinen yeni ürününün reklam videosunu açar. Çelik zırh ve sinirsel bağlantı ile desteklenmiş bu zırhlar, ağır silahların kullanımı ile yıkıcı bir güç olacakmış. Bu da askeriyeni savaşlardaki gidişatını inanılmaz şekilde değiştirebilecekmiş. Jennifer öfkeli bir haldedir. Çünkü şirketin silah yapmak yerine insanlara yardım etmesi gerekiyordur. Fakat Victoria ona tüm bunların babasının hayali olduğunu hatırlatır. Jennifer'ın babası ortalıktan kaybolunca Victoria şirketin iplerini eline alır. Şimdi nerede istediği şeyleri yapabiliyordur. Jennifer bunun peşini bırakmayacağını söyleyince Ignacio onu durdurmayı dener. Olanları gören Jamie de Jennifer'a yardım etmek ister. Fakat Victoria'nın onu ve kız kardeşini kovmasına neden olurlar. Jennifer olanlar için üzgün hisseder ve Jamie'ye numarasını verir. Daha sonrasında iletişime geçmesini ve ona bir iş ayarlayabileceğini söyler. Akşam olunca Jamie Jennifer'a mesaj atacağı sıra gergin hisseder. Fakat babası onu cesaretlendirip hiçbir zaman pes etmemesini söyler. Jamie ardından mesajı atar ve bir buluşma ayarlarlar. Ertesi gün Jamie şirketin lobisinde beklerken Jennifer gizlice bir laboratuvara girip inceleme yapar. Scarab'ı bulduklarına şok olur ve onu hemen oradan çalar. Şüphe çekmemek için bir hamburger kutusuna koyar. Oradan çıktıktan sonra Jose masasına gelir ve Scarab'ın gittiğini görür. Bu yüzden tüm tesisin hemen kapatılmasını ister. Jennifer dışarı doğru çıkarken işle alakalı çaresiz olan Jamie onun yanına gelir. Fakat birden alarm çalmaya başlar. Yakalanmaktan korkan Jennifer kutuyu ona emanet eder ve bunun yeni işi olduğunu söyler. Fakat kutuyu her ne olursa olsun kesinlikle açmamasını tembihler. Jamie dışarı çıkarken Jennifer da güvenlik görevlileri ile birlikte sıkıntılı duruma yardım ediyormuş gibi yapar. Sonraki gün Jamie ailesi tarafından kutuyu açma baskısına uğrar. Scarab'ı görünce pek etkilenmezler ve onunla oynamaya başlarlar. Fakat Jamie Scarab'ı onlardan alınca onun elinde parlamaya başlar. Birden Scarab hareket etmeye başlar ve Jamie'nin yüzüne zıplar. Çıkarılmak istemediği için elleyenleri elektrikle şoklar. Bu tuhaf güç elektrik tesisatına da zarar verir. Bir süre uğraştıktan sonra Scarab, Jamie'nin elbisesinin altına girer ve dönüşmeye başlar. Jamie'nin sırtında bacaklar çıkar ve çatıya saplanır. Ardından Jamie'nin bedeninde katmanlar oluşmaya başlar. İlk başta korkutucu görünse de sonuç olarak havalı bir kostüm olur. Tam olarak ne olduğunu anlayamadan önce kostümün yapay zekası aktifleşir. Fakat sadece Jamie duyabiliyordu. Yapay zeka programı gereği testleri başlatmak ister. Bu yüzden Jamie'yi çatıdan doğru uçurup uzaya götürür. Jamie bu olanlara inanamıyordur. Sonrasında kostüm Jamie'yi alıp şehirde uçurmaya devam eder. Karşısına bir otobüs çıktığında kostüm özel bir kalkan çıkarıp otobüsün ikiye bölünmesine neden olur. Jamie bir çizik bile almamıştır. Bir süre etrafta uçtuktan sonra Scarab Jamie'yi eve geri götürür. Sonra kostüm kapanır ve Jamie bayılır. Jamie o akşam uyandığında sırtına yerleşmiş olan Scarab'ı fark eder. O panik halindeyken ailesi polisi arayıp aramamayı tartışıyordur. Fakat Rudy buna karşı gelir. Jamie'nin hırsız olarak hapse atılacağını belirtir. Sonrasında Jamie bazı cevaplar almak için Jennifer'ı bulmaya gider. Fakat oraya varınca Jennifer'ın kort binası dışında silahlı güçler tarafından takip edildiğini görür. Jennifer arabaya binince ateş edilmeye başlar. Bu yüzden Jamie olabildiğince hızla sürüp Jennifer'ı evine götürür. Orada bazı açıklamalar yapar. Scarab'ın kitle imha silahı olarak kullanılabilen kaynağı belirsiz bir eser olduğunu söyler. Bu yüzden halası Omek projesine güç vermek için onu kullanmak istiyordur. Konak olarak Jamie'yi seçmiştir ve nedenini bilmiyordur. Bazı cevaplar bulabileceklerini fakat bunun için kort binasından bir anahtar almaları gerektiğini belirtir. Rudy amca Jamie ve Jennifer'ı kort binasına götürür. Oradayken bir parazit cihazını çalıştırıp güvenlik kameralarını bozarlar. Güvenlik görevlileri onları fark edemediği için ikili içeri girer ve anahtarı çalarlar. Anahtar eskiden Jennifer'ın babasına ait olan modifiye bir saattir. Sonrasında ikili binadan çıkarken Ignacio onları durdurmaya gelir. O sırada Scarab ortaya çıkıp savaşmaya başlar. Karşılık olarak Ignacio kendine ait henüz tamamlanmamış olan Omek kostümünü kullanır. Dövüş devam ederken Scarab birçok farklı silahlar oluşturur. Ignacio birçok patlamaya neden olmakta ve araba fırlatmakta tereddüt etmezken Jamie'nin kostümü daha da saldırgan bir hale gelir. Ignacio'yu öldürmek üzereyken Jamie onu durdurur. Hiç kimseyi öldürmeyeceğini söyler. Aniden Rudy ve Jennifer kamyonetle çıka gelir. Ignacio da onları ateş eder. Böylece Jamie onları kontrol etmeye gider. Bu dikkat dağınıklığı Ignacio'ya intikam alma fırsatı verir ve Jamie'yi alt etmeye başlar. Fakat onu öldüremeden önce Rudy Ignacio'ya parazit makinesini fırlatır, sonra da üçlü oradan kaçar. Sabah olunca Jennifer'ın eski malikanesine gelirler.
saati kullanarak gizli bir sığınağa girerler. Babasının eski kahramanlardan Mavi Böcek olduğu anlaşılır. Aile mirasını kullanarak cihazlar yapar ve suçla savaşırmış. Scarab yıllar önce orijinal Mavi Böceği seçtiği gibi Jamie'yi de aynı şekilde seçmiş. Orijinal kahraman da Jennifer'ın babasına akıl hocalığı yapanmış. Fakat Scarab, Jennifer'ın babasını hiç seçmemiş. Yine de Scarab hakkında daha fazlasını öğrenmek için yıllarını harcamış. Ortadan kaybolana kadar da Mavi Böcek lakabını kullanmış. Rudy, bilgisayardan Jamie'nin durumuna bir çözüm bulmak için bakınırken, Jamie, laboya gider ve parlayan mavi bir yara görür. Bu da Scarab'ın yavaş yavaş Jamie'nin vücudu ile kaynaştığı anlamına geliyordur. En azından yaraları hızlı iyileşiyordur. Sonra Jamie, Jennifer'ı rahatlatmaya çalışır. Jennifer, babasının eski evine döndüğü için yalnızlık ve keder dolu hissediyordur. İkili tam öpüşmek üzereyken Rudy oraya gelir. Yeni bir bilgi edindiğini söyler. Scarab, Jamie hayatta olduğu sürece vücudundan asla sökülemezmiş. Çünkü onunla sinirsel bağ kurmuş ve ne pahasına olursa olsun onu korumaya çalışırmış. Jamie bu durumdan dolayı mutlu değildir ve kötü bir durumun içinde sıkışmış hissediyordur. Fakat Rudy onu yatıştırmaya çalışır ve Scarab'ın henüz anlayamadıkları bir sebepten ötürü onu seçtiğini söyler. Bu esnada Victoria, Jamie'ne Scarab'a sahip olduğunu öğrenir ve onu yakalamaları için özel askerlerini Jamie'nin evine gönderir. O sırada Jamie, Jennifer ve Rudy, Victoria'nın helikopterinin Jamie'nin evine doğru gittiğini fark eder. Bu yüzden kostümün gücünü kullanmayı dener. Fakat işe yaramıyordur. Scarab'ın her zaman onu koruyacağını hatırlayan Jamie, terastan aşağı atlar. Kostüm de aktive olur ve onu eve götürür. Evin etrafına askerler doluşur ve evdekileri zorla dışarı çıkarır. Bu sırada bir mum yere devrilir. Aile silahlarla çevrilir. Fakat Jamie tam zamanında oraya gelir. Gelip askerlere saldırınca ateş yağmuruna tutulur. Victoria kostümün gücünü görmek ister ve adamlarına aileye nişan almalarını söyler. Jamie de kalkanı aktifleştirir ve kurşunları durdurur. Sonra yapay zekadan ölümcül olmayan silahlar kullanmasını ister. Ailesi oradan kaçarken o da askerlerle ilgilenir. Fakat oradan giderken Milagros yere düşer ve Alberto ona yardım etmek için durur. Aniden bir asker gelip ona saldırır ve yere yığılıp kalp krizi geçirmesine neden olur. Victoria ve Ignacio, Jamie'nin nişanındayken babasının durumunu fark eder ve ona doğru koşar. Bu da Ignacio'nun ateş edip Jamie'yi yakalamasına olanak sağlar. Jamie artık ele geçirilmiştir. Ailedekiler de Alberto'nun ölümünü ve evin yanmasını izlemek zorunda kalır. Sabah olunca Nena güçlü kalmaya çalışır ve ailesine ağlamak yerine Jamie'yi kurtarmaları gerektiğini söyler. Jennifer çıka gelir ve yardım teklif eder. Olanlardan kendini suçlu hissediyordur. Aileyi Mavi Böcek sığınağına götürür ve böcek isimli modifiye hava aracına binerler. Herkesi yüksek hızla oradan uçurur. Ayrıca savaşmak için gerekli birçok silahları da sahiptir. Milagros birçok seçeneğe sahip plazma eldiveni seçer. Fakat Nena ve Rosio uzun menzilli silah alır. Sonra da saldırı planı yaparlar. Paco adasındaki bir kalede Victoria, Jamie'yi bir makineye bağlatıp Scarab'ın kodunu almak ister. Bu kodu da Omex zırhlarının veri tabanına yüklemek istiyordur. Fakat bu süreç Jamie'nin ölmesine neden olacaktır. Ignacio ve onun zırhı makineye bağlanır ve Omex zırhlısı olarak kodu ilk o alacaktır. Çıkartma işlemi başlar ve Jamie bu süreçte büyük acı içinde kalır. Aşırı sinirsel yük neredeyse hayatını kaybetmesine neden olur. Fakat onun yerine koma durumuna geçer. Oradayken ölüm sonrası görüntüler görür ve hayattaki en büyük amacının Mavi Böcek görevini üstlenmek olduğunu söyleyen Alberto ile karşılaşır. Jamie, Scarab'ı simbiyotik koruyucu olarak kabul edince sonunda birbiriyle olan senkronize işlemi tamamlanmış olur. Fakat kod transferi tamamlanmıştır. Ignacio çok daha güçlü ve gelişmiş Omex zırhlısına sahip olur. Bu sırada Rudy, böceği kaleye doğru indirir. Bu da askerlerin onlara ateş açmasına neden olur. Fakat ateşler böceği etkilemiyordur ve ilerlemeye devam ederler. İlerlerken askerleri de indirmeye devam eder. Rudy özel bir düğme bulur ve basınca böceğin mavi duman çıkarmasına neden olur. Bu da askerlerin hızla uyumalarını sağlamış olur. Sonra Milagros ve Jennifer binaya girer ve Scarab'ın enerjisiyle güç verilen Omex zırhlarına denk gelirler. Bazı patlayıcılar kullanarak onları yok ederler. Fakat patlama kalenin bir bölümünün yıkılmasına neden olur ve enkaz ikiliyi ayrı düşürür. Laboratuvarda Jamie sonunda uyanır fakat kostümü henüz kullanamıyordur çünkü sistem yenileme yapıyordur. O esnada Jose sonunda bir karar verir. Victoria'nın ırkçı ve küçümseyen tavırlarından bıkmıştır. Bu yüzden Jamie'nin kaçması için kapıyı açar. Kapı kapandıktan hemen sonra Ignacio, Jose'yi öldürür ve laboratuvarda patlama olur. Fakat Ignacio ve Victoria, Omex zırhı sayesinde hala hayattadır. Jamie ailesine doğru giderken bir grup askere denk gelir ve her şeyin bittiğini düşünür. Fakat sürpriz bir şekilde büyük annesi onu kurtarmaya gelir ve askerleri indirmeyi başarır. Sonra da böceğe giderler. Jamie annesine sarılır.
Fakat Milagros ve Jennifer'ın kaybolduğunu fark edince onları kurtarmak için geri gitmeye karar verir. Kale içinde Milagros eldiveni kullanarak kendini askerlerden korur. Büyük yumruklar ve kalkan yapabiliyordur. Kısa sürede etrafı çevrilir. Fakat o sırada Jamie çıka gelir ve sonunda kostümü de hazırdır. Tam senkronize sayesinde artık Scarab'ın silah kontrolüne de sahiptir. Bu sayede dakikalar içinde oradaki tüm askerleri indirmeyi başarabilir. Aniden Jamie'ye doğru bir ateş gelir. Fakat kanatları sayesinde düşmekten kurtulur. Ignacio'nun savaşmak için oraya geldiğini fark eder. İkili muazzam bir kontrol ve güçle havada dövüşmeye başlar. Fakat kısa sürede yere doğru inerler. Oradayken birçok farklı silahlar yapıp birbirine saldırırlar. O sırada Victoria Jennifer'ı esir alır ve adadan ayrılmaya hazırlanır. Fakat Jennifer babasının özel sakızını kullanarak helikopterin içini köpükle doldurur. Bu da düşmelerine neden olur. Jennifer ve Victoria kazadan kurtulur ve Jennifer Victoria'nın elindeki Scarab verilerini içeren cihazını yok eder. Böylece Omek projesi için daha fazla teşebbüs olmasını engellemiş olur. Jamie'ye dönersek dövüşte galip gelmeye başlar. Hayal gücünü kullanarak istediği silahları yapabilen güç kontrolü gösterisi sunar. Fakat kısa süre sonra Ignacio üstün savaş tecrübesini kullanarak Jamie'yi yere serer. Birden Rudy Ignacio'ya taşlar fırlatarak dikkatini dağıtır. Bu da Ignacio'nun ona ateş açmasına neden olur. Rudy bundan kurtulur fakat Jamie öldüğünü sanar. Bu yüzden Jamie aşırı öfkelenir ve Ignacio'ya acımasız darbeler vurmaya başlar. İntikamını almayı o kadar çok istiyordur ki neredeyse Ignacio'yu öldürüyordur. Fakat yapay zeka onu durdurur. Jamie'nin hiçbir cana kıymama politikasını hatırlatır. Yapay zeka ayrıca Ignacio'nun geçmiş anılarını da gösterir. Transfer işleminde erişebilmiş. Ignacio'nun Jamie ve ailesi gibi bir mağdur olduğunu gösterir. Ignacio çocukken Kort tarafından gönderilen bombardıman evini ve annesini kaybetmesine neden olmuş. Amerika'nın Güney Amerika'yı işgali sırasında gerçekleşmiş. Sonra Victoria, Ignacio'yu projesi için ele geçirmiş. Jamie, Ignacio'nun hayatını bağışlamaya karar verir. Bu şefkat dolu tavır, Ignacio'nun bir şeylerin farkına varmasına sebep olur. Artık Victoria'nın emirlerine uymak zorunda değildir. Ignacio zırhına aşırı güçle yükler ve Victoria'nın yanına gelir. Patlamaya neden olup ikilinin ölmesine ve tüm adanın yok olmasına neden olur. Rudy tam zamanında böcekle oraya gelir ve Jamie ile Jennifer'ı kurtarmayı başarır. Tüm aile bir araya gelince sonunda Alberto için beraber anma düzenlerler. Bir süre sonra Jennifer, Koç şirketlerinin başına geçer. Bir basın açıklamasında her türlü askeri projeleri iptal ettiklerini belirtir. Aile mahvolmuş evlerine döndüklerinde ne yapacaklarını düşünürler. Tüm mahalle sakinleri onları karşılayıp rahatlatmaya çalışır. Jennifer da ziyarete gelir ve Rudy gibi bir mucidin Koç şirketleri için çalışması teklifini yapar. Ayrıca ailenin ev tamirinde üstleneceğini söyler. Jamie cesaretini toplayıp Jennifer'a çıkma teklifi yapar. İkili öpüştükten sonra kostüm onları havaya çıkarır. Bu sırada mavi böcek sığınağında bilgisayar kendiliğinden çalışıp ses çıkarmaya başlar. Jennifer'ın babası bir yerlerde hala hayatta olduğunu söyler. Filmin sonuna geldik. Film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olun. Hoşça kalın.